Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Temmuz ayı basın toplantısında Değirmenönü, Karapınar, Cumalıkızık kentsel dönüşüm projesi ile ilgili bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi niyetlendirildiğini fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildiğini, Yıldırım Belediyesi'ne devredildiğini söylüyor. Ayrıca bölgede 5 farklı noktada Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüldüğü fakat Yıldırım Belediyesi'nin bölgede herhangi bir çalışması olmadığını söyledi. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Size de bir cevap hakkı da oldu. Evet, öncelikle şunu ifade edeyim. İmar ve kentleşme bizim öncelikli konumuzdu geçtiğimiz dönem. Biz bu bağlamda ilçemizin birçok noktasında çalışmalar gerçekleştirdik ve biz kentsel dönüşüm yaklaşımımız ne parsel bazlı ne de ada bazlı bir yaklaşım, daha büyük ölçekte, üst ölçekte bir yaklaşım ortaya koyduk. İşte 6 mahallede, riskli alan yani 6 mahallede yaptığımız çalışmalar, Değirmenönü Karapınar'da yaptığımız çalışmalar, Şirinevler'de yaptığımız çalışmalar, Eğitim Caddesi üzerinde yaptığımız çalışmalar, Kasım Önad'ın bulvarında yaptığımız çalışmalar bizim çalışmalarımızın bel kemiğini oluşturuyor. Biz sadece bir binayı yıkıp yerine yeni bir bina yapmakla kalmıyoruz. Biz aynı zamanda yeni sosyal yaşam alanları yapıyoruz. Bu bağlamda Değirmenönü Karapınar mahallesinde de biz dönüşümü baz alan bir yaklaşım ortaya koyduk. İmar planı yaptık bir önceki dönemde Yıldırım Belediyesi olarak. Ne demek bu? Bitişik nizam yapıların yerine ayrık nizam yapılar olsun, alternatif yollar olsun, yeşil alanlar olsun, yeni okul alanları, spor alanları, sağlık alanları üretelim istedik. Evet, deprem riskine karşı binalarımızı sağlamlaştıralım ama aynı zamanda yeni bir şehir kültürü ortaya koyalım istedik. Bu bağlamda Değirmenönü ve Karapınar mahalleleri ve Cumalıkızık mahallemizin de bir kısmı bu projemizin içerisindeydi. Ne kadarlık bir alan? 200 hektarlık bir alan. Bu 200 hektarlık alan içerisinde biz 100 dönümünü yeşil alana, 150 bin metrekaresini okul alanına ayırdık ve diğer sosyal yaşam alanları da yine bu projelerin içerisinde. Aynı zamanda bu projede Değirmenönü Karapınar'ı kapsayan bizim kentsel dönüşüm çalışmamızda Ankara Caddesi'ne de güneyde bir alternatif güzergah oluşturduk. Tüm bu çalışmaları Yıldırım Belediyesi olarak biz yaptık. Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Bu imar uygulamamıza istinaden belirlediğimiz alanlarda, yol alanında, ana arter alanında bir takım kamulaştırmalar gerçekleştirdi. Dolayısıyla aslında bu bölgede Değirmenönü Karapınar bölgesindeki imar planını Yıldırım Belediyesi hazırladı. İmar uygulamalarını Yıldırım Belediyesi yaptı ve Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine bir yol çalışması, yolda kamulaştırma çalışması yaptı, yol düzenlemesi çalışması yaptı. Dolayısıyla burada aslında dönüşüm sürecini başlatan, dönüşüme göre plan yapan, dönüşüm sürecine göre imar uygulaması yapıp tapu dağıtan belediye, kurum Yıldırım Belediyesi. Dolayısıyla buradaki süreçleri aslında bugüne kadar biz yürüttük. Peki Büyükşehir Belediyesi, bunu geçen dönem için de söylüyorum, bu dönem için de söylemiyorum. Yani bu bölgede bazı boş alanlarda yeni binalar yapıldı rezerv konut olarak. Niçin yapıldı? Büyükşehir Belediye'mizle konuştuğumuzda ya bu ana arteri kamulaştırıyoruz. Dolayısıyla bir kaynak oluşturmak adına rezerv konutlar üretildi burada. O yolda kalan binalara verilmek üzere bir süreç yönetildi. Ancak bu bölgeyi biraz önce de ifade ettiğim gibi tüm çalışmalarını yapan, sıfırdan hazırlığını yapan, bu noktaya getiren Yıldırım Belediyesi, bir projeksiyon ortaya koyan, bitişik nizam yapı yerine ayrık nizam yapılarla donanmış, tüm donatıları artırılmış bir şekilde Yıldırım Belediyesi'nin bir vizyonu bu. Ona göre çalıştı ve buna istinaden de biz bakanlıktan buraları istemiştik. Bakanlık bir kısmını Büyükşehir Belediyesi'ne verdi ve daha sonrasında bizim de taleplerimiz olmuştu. Bizim başka bölgelerde bakanlıktan bu şekilde yerler almıştık ve daha sonra bu kısımları, hisseler, bağımsız arsalardan ziyade bir ada içerisinde vatandaşların hisselerinin olduğu yerde 100 metre, 50 metre, 200 metre,
Yani 5000 metrekarelik bir ada düşünün. Bu adada onlarca hisse var. Bunlardan bir tanesi de Yıldırım Belediyesi oldu. Ne yapacağız biz bu hissemizi? O adanın dönüşümünde biz de bunu kaynak olarak kullanacağız. O adanın dönüşümünü sağlayacağız. Bu anlamda siyasi bir yaklaşım ortaya da yok aslında. Kurumsal bir yaklaşım var. Bu bölgeyi çalışan, eden Yıldırım Belediyesi. Dolayısıyla buradaki bu süreçleri de bizim yönetmemiz en doğal hakkımız. Tabii şunu demiyoruz aslında. Burada sadece biz dönüşüm yapalım istemiyoruz. Ben şu anda özel sektörü teşvik ediyorum. Bu bölgelerde gelsin dönüşüm yapsın diye. Büyükşehir Belediye'miz burada dönüşüm yapsın. Biz kendi tüm imkanlarımızı, mülklerimizi de yine ister özel sektör yapsın, isterse Büyükşehir Belediye'miz yapsın. Tüm dönüşüm çalışmalarında da kullanmaya, destek vermeye hazırız. Biz bunu politik bir malzeme yapmadık bugüne kadar. Hiçbir kurumla böyle bir çatışmaya girmedik. Özel sektörle de güzel ilişkiler yönettik. Kurumlarımıza da güzel ilişkiler yönettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine Büyükşehir Belediye'mizle güzel ilişkiler yöneterek kentimizin kalkınmasına, iyileşmesine vesile olmak istiyoruz. Biz buna hazırız. Biz dönüşüm projesi bir bölgeyi çalıştığımızda Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki mülkleri, imkanları bizimle paylaşmasını isteriz. Onlar bir dönüşüm projesi çalıştığında da biz elimizdeki mülkleri, imkanları onlara tahsis edebiliriz. Bu konuda ben uyumlu çalışacağımızı düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devir ve tescili size verildi ve siz devam edeceksiniz değil mi bu bölgedeki çalışmalar? Bu bölgede bu alanlar olsun ya da olmasın biz de devam edebiliriz. Büyükşehir de devam edebilir. Dediğim gibi onlar bir bölgede bir alan belirlenir. Onlar bu alanda biz çalışacağız derlerse biz kendi alanlarımızı onlara destek olarak kullanabiliriz. Bizim çalıştığımız alanlarda da biz onlardan destek isteriz. Yeter ki kent dönüşsün. İster kurumlar yapsın, Yıldırım Belediyesi yapsın, Büyükşehir yapsın veya özel sektör yapsın, bakanlık yapsın fark etmez. Yeter ki şehir dönüşsün. Biz bunu istiyoruz. Kentsel dönüşüm süreçlerini biz talep odaklı yürütüyoruz. Yıldırım'ın her tarafında kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirebiliriz. Buradaki arzumuz şu, hemşehrilerimiz evet biz bu bölgede dönüşüm yapmak istiyoruz desinler. Bir belirli bir oranı %50'yi, %70'i sağlasınlar komşular olarak. Biz de o bölgede nasıl bir proje gerçekleştirebiliriz? Buna bakalım istiyoruz. Yıldırım'ın her tarafında dönüşüm yapmaya biz hazırız.